Bilgi bizi cennete uçuran kanatlardır, diyor Shakespeare. Az önce ben e, bir başka quotation not aldım, sayın Dina Gordon Parla'dan. Knowledge is critical part of what we do. It is our DNA. Thank you very much, Dina. Stratejisi olmayan uygulamalar faydasızdır. E, uygulanmayan stratejiler de faydasızdır. Şimdi çağıracağım konuğum stratejik projelendirme ve uluslararası kalkınma projeleri hakkında bizleri bilgilendirecek. WYG Orta Doğu Bölge Direktörü ve Türkiye'nin Genel Müdürü olan aynı zamanda WYG Grup bünyesinde Leadership in Excellence ödülü ile ödüllendirilmiş Sayın Levent Erkan'ı sahneye davet ediyorum. Kendisini göremedim. Buradan geldiniz. Tamam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. sesim Geliyor mu? Geliyor. Süper. Herkesi ben tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hakikaten çok güzel bir organizasyon. Buradaki organizasyonu yapan arkadaşları ben de çok tebrik ediyorum. Dün gece zaten Twitter'larını falan takip ediyordum. Twitter'ları da var hatta PMI PMI Summit Ankara galiba hashtag ile yapıyorlar. Gece 12'de falan hazırlıklarına devam ediyorlardı. Bundan 15 küsür yıl önce 2000 yılında falan Amerika'da çalıştığım zaman bir patronumu getirdim Türkiye'ye. Türkiye'ye geziyoruz. işte Türkiye'de yatırım yapalım. Türkiye'de proje yönetimi yapalım. Türkiye'de işte çeşitli yönetim danışmanlıkları verelim vesaire diye. 2000 Dedi ki daha Türkiye o kadar hazır değil bu olay. Yani proje yönetimi filan. Demin sayılara bakıyordum. Çok güzel değerli arkadaşımız. PMI'daki PMP sertifikasyon sayılarını söylüyordu. 2000 yılından başlamıştı. O zaman daha PMI Türkiye yoktu. Daha registered değildi. Daha kabul edilmemişti. 20 kişi. 2000 yılında hakikaten biz geldiğimizde böyle Türkiye'de bu piyasayı böyle yokladığımızda 20 kişi PMP sertifikasına sahipti. Aradan 15 yıl geçmiş. 100 kart atmış, 2000'e erişmiş. Şimdi 15 yıl geçince 100 kat artar mı? Şimdi ufak bir matematik hesabı 200 bin olur mu? Keşke olsa. Hakikaten çok değerli buradaki çalışmalar, kitaplar, bilgi paylaşımı, knowledge transfer denilen süper. Şimdi ben aslında burada bugün anlatmaya çalışacağım konu, herkes farklı açılardan yaklaşıyor. Proje yönetimle, projelerinden spesifik örnekleri programlara, portfolyoya şaşırdım. Portföyü kısmına hiç giren olmamış filan. Hepimizin aslında iddialı olması lazım. Ondan sonra stratejiye İnsan insan her aşamadan yavaş yavaş çıkmaya başlayınca kendinin nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. O yüzden bir süredir ben bu konuyu işlemeye çalışıyorum. Yani ilk işe girdiğimdeki bir birey olaraktan tutun da şu an bir yönetici olaraktan strateji yapmaya olan kısımda dahil. O yüzden en üst en üst yönetimde olan bir kişi kendi vizyonlarını, hedeflerini kurumunun geliştirmeye çalışırken o vizyonları nasıl geliştirecek? Ya da operasyonda çalışan kişiler, kendi atıyorum bir muhasebeci olarak çalışıyorsunuz günlük rutin işinizi onu yaparken o işinizi nasıl bir yandan da geliştirmeye çalışacaksınız? Ya da bir birey olaraktan bir işe girdiniz, kendi kariyerinizi, kendinizi nasıl geliştireceksiniz? bir yandan da bir sürü projelerden, programlardan vesaire bahsediyoruz. Bütün bu işlerin içinde işte birilerinin hedefleri var koşturuyor. Birilerinin operasyonel günlük bin tane işi var. Bir yandan da projeler nasıl girilecek? Bunları şu an özellikle e, kafa yorduğumuz konulardan bir tanesi. Bunun bir model yaklaşım olaraktan da daha da bütünleştirmeye çalışılıyor. Aslında ismini verilen stratejik projelerin, Ben bile ismini tam söyleyemiyorum. Google'ın hep diyorum yani bunu böyle bir şey yok. Kafadan yeni vermeye çalıştığımız bir isim ya da stratejik projecting denilen aslında bir kavram da yok ortamda. Ama bu hani işin esprisi, stratejinin, operasyonun, proje yönetiminin ve bireyin nasıl bir arada birleşerekten en verimli düzgün bir şekilde bir model, bir yaklaşımlarla her kuruma nasıl özelleştirebiliriz? Onun üzerine çalışmalar aslında. O yüzden baktığımızda hep böyle bir strateji seviyesinden bahsediyoruz. İşte bir kurum kendisiyle ilgili hedef, vizyon verirken birçok e, Hayaller oluyor. Türkiye'nin en büyük şirketi olacağım. Dünyanın ilk onunla e, gireceğim. En iyi müşteri hizmetlerini ben vereceğim. E, ya da halkımdaki istihdamı şundan şuna arttıracağım. Birçok çeşitli aslında vizyonlar ve hedefler oluyor. Bunu unutmamak lazım. Peki bunlara nasıl ulaşacağız? O şekilde. Diğeri operasyon olaraktan baktığımızda günlük olaraktan aslında bütün bu stratejilere ulaşırken her birimde çalışan, her dairede çalışan, her genel müdürlükte çalışan, her ünitte çalışan birçok bireyler var. Zaten onlar tam zamanlı olaraktan birçok işler yapıyorlar. Peki başka işlere nasıl vakitleri olacak? Onların zaten müşteriyle olan ilişkileri kendilerine iyileştirmeye yap kendilerine iyileşme yaptıkları birçok çalışmaları vesaire var. Peki bizim dediğimiz bu proje yönetimi bu kadar önemli. Onları peki nasıl girecekler? Bir yandan bununla ilgili de aslında birçok karnelerden falan bahsedilir. İşte yine aslında biraz Amerikan versiyonudur. Bir scorecard. Burada Türkçesi de dengeli ölçüm karnesi tekniği. Bunların nasıl uygulanıp kurumları operasyon olaraktan mükemmeliyetçiye doğru götüreceğiz bir yandan. Proje seviyesinde yine PMI'nin çok güzel sunumu vardı. Böyle yukarıdan aşağıya böyle sıralandı. Yukarıdan aşağıya sıralandı. İşte program yönetimleri, portföy yönetimleri, proje yönetimleri vesaire. Proje, proje yönetim ofisleri, onların birçok isimleri var. Enterprise Project Management Office, Business Project mi, her türlü şekilleri de var. Peki bunlara biz hangi seviyelerde kendimizi geliştirmek için gireceğiz? Aslında bunlar hakikaten bir yandan bu kadar meşgul, bu kadar iletişim çok olduğu bir zamanda bütün bunların hepsini bir araya getirip de biz nasıl projelere odaklanıp neyi geliştireceğiz, neye göre geliştireceğiz? Aslında tartıştığımız konulardan biri bazen bu oluyor. Bir yandan da ben bireyim yeni işe girmişim. Gerçekten yeni işe girmişim. Bana şunu yap diyorlar. Ne için yaptığımı, o projede neresinde çalıştığımı ya da operasyon olarak verdiğim işin neye katkı sağladığımı tam bilebiliyor muyum? Bilebiliyor muyum gerçekten ve belki bir hedefin bir parçasıyım ama hakikaten o hedefin parçası olduğumu o yeni giren işe kişi 22 yaşında bir genç pırıl pırıl heyecanlı vermiş bir işler yapılıyor. Hatta bir örneğini geçen sefer anlatıyordum. İlk girdiğim işlerden bir tanesi. Sabah 7'de geliyorum. Sabah 9'a kadar bir takım raporların hazırlanmış olması gerekiyor. Ve ben oturup o raporları hazırlamak üzere sürekli çalışıyorum. Raporları sonra basıyorum. 30 sayfa filanlık bir rapor. Ve onu beylik kişilerin masasına koyacaksın demişler. Bu belli kişiler de 40 kişi filan. Baya yani aslında sayfa basıyorum. Yılda 97 filan. 1997. Ve onları sabah gidip her böyle masaya böyle deste deste işte zımbalarla falan falan koyuyorum. Bir sürü raporlar hazırlıyorum. Ne yaptığımı biliyor musun? Neden o kadar dosyalarını falan? Bu böyle geçen aylar oluyor. Bir gün adam biri geliyor. Bu dediğim olay St. Louis'de gerçekleşiyor. Missouri. Adam biri geliyor böyle üst yönetimden falan, Charlotte'dan. Bir gün geliyor şöyle raporlara bakıyor. Bana diyor bir tane sayfasını veriyor. Bundan sonra bunu yap. Bir sayfa istiyor benden aslında. Ve ondan sonra sadece bir sayfa yapmaya başlıyorum. Şimdi 30 sayfaydı. O kadar ben develeniyordum falan. Bir sürü şey. Yani şimdi benim yaptığım işler olgunlaştı da bir sayfa mı erişti? Veriler mi güçlendi de bir sayfa? Neden? Hakikaten farkında değilim yani. Ya o an kendime göre öyle heyecanlıyım, ispatlamaya çalışıyorum falan kendimi bir şekilde. Bir sayfa. Belki de istenilen sadece bir sayfa. O bir sayfa belki de bir takım hedeflere ulaşmada birilerinin yardımcı olacak. Ama ben hakikaten çok da hakim değilim olaya devam ediyorum. Yani kendi kariyerimde daha yeni yola çıkıyorum. Bir takım böyle vakalardan bazen bahsediliyor. Bahsediyorum da mesela hedefle projelerin örtüşmesini yavaş yavaş başlatmak istiyorum. Bir takım kendi tecrübelerimi de paylaşarak hakikaten. Bu mesela bahsettiğim St. Louis'daki olay ve Charlotte'dan gelen aslında iki tane şirketin birleşmesi. Şirket doğunun Amerika'nın doğusunun en büyük bankası olma hedefi vizyonu yapmış. O yüzden tabii ki işin e, biraz abartarak da söyleyeceğim. Önüne gelen bankayı da satın alıyor. Abartıyorum burada. Böyle ben girdiğimde işte 9-10 bin kişilik banka bayağı da büyük sayılır aslında o zaman için. Şimdi 300 bin kişilerdeler. Onlar bayağı bizim devamlı müşterimiz oldu. Şirket alıyorlar biz yanlarında. Şirkete hedef doğunun en büyük bankası olmak. İşte sen de yüzümüz orta orta kısımda alıyorlar. İşte güneyde alıyorlar vesaire filan. Yani Sonra zaten Bank of America yoluna giden banka, adamlar sonradan diyorlar ki biz Doğu değil, Doğu ve Batı'nın, Amerika'nın en büyük bankası olmak istiyoruz. Aslında adamların global filan ilk etapta global yani biz dünyanın en büyük bankası olalım diye girmediler olaya. Mesela City gibi değillerdi. Sonra hatta Bank of America diye bir banka vardı San Francisco'da, onları satın aldılar. 1999-2000'li yıllarda vesaire. San Francisco diyordu oranın herkesin Charlotte, San Francisco ne kadar güzel. Hepimiz oraya taşınırız falan diyorduk. Öyle bir şey de olmadı. Herkes Charlotte'a gitti. North Carolina orası da çok güzel. Yeşil bir yer. Yani aslında bir hedefleri vardı. Hedefleri yaparken de birleşmeler yapıyorlardı. Birleşmeler yaparken de benim hep bulunduğum sürece projenin çoğu birleşme projeleriydi. Biz aslında 200 kişilik, daha sonra 2000 kişi kadar çıkan proje ekiplerimiz vardı. Tek hedefimiz vardı. Düzgün birleşmeler yapmak. Verimliliği sağlamak daha kaliteli bir şekilde büyümek, daha çok müşteri portföyü olması. Aslında bankanın vizyonu olan ilk önce doğu, sonra da doğudan batı olan bütün Amerika'nın her tarafındaki en büyük, en çok e, yeri olan banka olabilmekti. Bank of America'nın stratejisiyle aslında projeleri bu şekilde birleşiyordu. O yüzden benim o 30 sayfalık hazırladığım raporun bir sayfaya indirgenmesi aslında bir sayfası yeterliydi belki de o verilerin üst yönetimde kullanılabilmesi için. TD Bank dediğimiz olay çok benzer. Adamlar bir tane bir şey çıkartıyorlardı Wall Street'te. Bunlar da ilk işte web üzerinden hisse alıp satımı yapan böyle bir şey. En iyisi en ürünü almaya çalışıyorlardı, en ürünü kurmaya çalışıyorlar. Kendi işlerini kuramadılar. Onun üzerine bir ürünü satın almak istediler. Onun projesiydi. Senelerce süren ve bunu biz eğer bu ürünü gerçekleştirir ve de piyasaya ilk biz çıkartırsak Amerika'nın en büyük bu hisse alıp satan şirket ol, Discount brokerage deniyor ona. Olabiliriz diyorlardı. Ve de bunu hakikaten bu projenin sonunda hedeflere ve 90 milyon dolara bir ürün aldılar. Bir tane ürün 90 milyon dolara aldılar ve bu şeyin sonunda bu sürecin sonunda hatta böyle bir ara proje yetişmiyordu. Bir başka biri daha önce piyasaya ürün çıkartabilir falan deniyordu. Piyasa çok tabii rekabet yani New York Wall Street falan. Adamlar dediler ki biz bu işi daha önce bitireceğiz teknik böyle bilişimcilere gittik falan işte daha önce bitir diyor daha önce bitiremeyiz yani biz zaten çok güzel bir proje yönetim olayımız var yani işte her şey böyle uygun iki senede bu projeyi bitireceğiz falan. Yok dedik biz daha önce bitireceğiz çünkü piyasaya başka biri çıkaracak. 6 ay önce çekebilmek için 60 kişi daha projeye aldık. Hızlandırmak için. Hızlandırmak için bütün o üçlü kısıt vardır proje yönetimde. İşte zaman, bütçe, kapsam. Eğer sen zaman daha öne çekmeye çalışıyorsan bütçeyi arttırıp o zaman oradaki kapsamı aynı tutarsan o zaman bütçeni arttırman gerekiyor ki daha çok kaynak verebilirsin. Daha sonra TD Bank zaten TD Ameritrade oldu. En büyüğü oldular. Ondan sonra benim çalıştığımda bazı firmalar var. Biz hep danışmanlık proje yönetimlerinde aslında danışmanlık yapıyorduk. İşte Dalı olsun, şimdiki WYC olsun. Sonra 2003 yılında Türkiye'ye ben geri döndüm dalı olaraktan sonra WYG ile birleşik bizim de hedeflerimiz vardı. O da bir projeydi. Bizim ilk yaptığımız proje dalı ile WIG arasındaki kendi birleşme projemizdi. Daha verimli, daha kaliteli yapabilmek için. Sonra Türkiye'ye geldik. Bugünkü zaten konuyla da ilgili kalkınma. Bakın yurt dışında daha çok özel sektörde buraya geldik. Bir anda kalkınma projelerine girmeye başladık. Şimdi özel sektörde fark ederseniz bir kurumunuz var. Onu daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu kamu olabilir, özel sektör olabilir daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Daha iyi yaparken de bir takım iyileştirmeye yönelik projeler geliştiriyorsunuz. Şimdi yine baktığımızda kalkınma ile ilgili Avrupa Birliği örneğine az önce yine bahsedildi. Avrupa Birliği'nden bahsedildi. Kalkınma ile ilgili kalkınma ajansları var. Belki birçoğunuz duymuştur. Bu, duymuşsunuzdur. Bölgesel kalkınma ajansları var Türkiye'de artık. Kalkınma deyince 22 tane bölgesel kalkınma ajansı var. Avrupa Birliği sürecimiz var. Avrupa Birliği sürecinin dışında demin Bülent Bey ile de konuşuyorduk e, ee, Avrupa Birliği'ne tabii ki üye olmak istiyoruz. Ama bir yandan da Gümrük Birliği'nin iyileştirilme, upgrade denilen bir şey var. Yeni versiyonu çalışmaları var. Ya bunlar niçin yapılıyor? Bu kalkınma projeleri niçin yapılıyor? Avrupa Birliği, bir Avrupa Birliği'ni kurum olarak düşünün. Avrupa Birliği düşün. bir kamu kurumu. kurumu. Bütün böyle Avrupa'da, dünyada birçok ülkesinde yer alan, hatta Türkiye'deki delegasyon, dünyanın en büyük delegasyonu. Bir kamu kurumu. Sonuçta onlar kendi içinde de sürekli iyileştirme yönelik projeler yapıyorlar. Ama aslında bir de dışarılara fonlar sağlayarak da gittikleri ülkelerin daha çok kalkınmasını sağlıyorlar. Şu an dünyada en çok kalkınma yapılan, kalkınmaya yönelik yapılan projenin çoğu aslında Avrupa'da değil, Türkiye'de de değil. Afrika'da. Neden? Çünkü Afrika'daki belki son 30 en fakir ülkenin 27 tanesi Afrika'da. Siz gittiğinizde Avrupa Birliği'ne eş olan, benzer olan fon kurumlarının Amerika'daki DC merkezi olan USAID. Türkiye'de çok daha az biliniyor. Genellikle bu Suriye'den dolayı yavaş yavaş projeler yapmaya başladılar. Mültecilerden dolayı. Ya da İngiltere merkezi biz bir şirketiz. İngiltere'de yine kalkınma projelerini yapan kurumun adı DFID. O da UK Aid denilen UK fonlu e, işler. Bunun gibi birçok bankalar da var. Yatırım bankaları vesaire. Avrupa Birliği de aslında bunlardan bir tanesi. Avrupa Birliği kalkınma projeleri deyince kalkınma bir ülkenin daha iyiye gitmesi. Artık kurumdan çıktık ülkeye gelmeye başladık. Bakın projelerimiz ilk etapta kurumun iyileştirmesine yönelikti. Bir özel şirketin ya da bir kamunun daha iyileştirmesi, daha vatandaşı iyi hizmet verebilmesi için. Şimdi kalkınma deyince ise aslında bir bölgenin, bir şehrin, bir ülkenin, belki bir kıtanın daha iyileşmesi yönelik projeler oluyor. Mesela bizim kendi hemen içimizden örnekler verdiğimizde bölgesel kalkınma ajansı. Bölgesel kalkınma ajansları 3-4 tane ili kapsayan bölgesel ofisler. Onlar gerçekten kurulmaları bir 4 sene kadar önce oldu. Ve aslında kendi formatlarını Avrupa Birliği'nden aldılar. Avrupa Birliği'nin Project Cycle Management'ını kullanıyorlar. PMI'yi kullanmıyorlar aslında tam bir takım onun içindeki şeyler. Ama onu da öğrenmek istiyorlar ve çok ciddi onunla ilgili de eğitim alıyorlar. Orada kurarlarken de aslında gittikleri 4-5 tane şehirde ya da 3 tane şehrin gelişmesine yönelik, bölgesel kalkınmasına yönelik projeler uyguluyorlar. Ne olabilir mesela? Atıyorum Afyon'a gittim. Afyon'un nesini ben iyileştirmeye çalışabilirim? Mermerciliğini belki olabilir. O zaman mermerle ilgili projeler üretiyorlar. Belki çok iyi markalandıramıyoruz. Daha iyi markalandırmaya yönelik projeler geliştiriyorlar. Kobilerin desteklenmesi lazım. O zaman kobilerin desteklenmesi yönelik projeler geliştiriyorlar. En başta da özürlerini iletmiş TÜBİTAK. Mesela TÜBİTAK'ın da aynı şekilde çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin argesini geliştirmeye yönelik projeleri var. Hatta yine orada Avrupa Birliği ile ortak uyguladıkları Horizon 2020 gibi bir sürü programları da var. Bunların hepsi aslında kalkınma. Aslında kalkınma deyince de hakikaten şehir, bölge, ülke, daha da kıta vesaire gibi de düşünebiliriz. Afrika'ya sadece yönelik projeler var. Afrika 81 tane ülke var orada. Çok ciddi rakam bunlar. O yüzden buradaki diğer kalkınma ile ilgili proje uygulayan arkadaşlar da kurumlar da Dünya Bankası yine onların merkezi de Washington'da DC'de, EBRD var. Bunların merkezi ki İstanbul ofisleri, Ankara ofisleri vesaire de var. Londra merkezi yine bir yatırım bankası. DFID'den bahsetmiştim. Onlar da Londra'dalar. USAID Washington DC'de, UN New York'ta. UN'in de zaten yine aslında kalkınma projeleri var. Hep gördüğünüz böyle birçok e, bazen işte derler Afrika'da HIV, AIDS'e yönelik işte projeler. İşte yine maalesef şu an 2 milyon tane Türkiye'deki gelen Suriyeli arkadaşlarımızla ilgili ne yapmamız gerektiğine yönetilen birçok projeleri liderlik yapıyorlar. Hakikaten ne yapılacak? Kalkınma projesi, onların entegrasyon projesi, 12 milyon kişi geldi. Bizim istihdamımıza etki edecek mi? İslam'ımızda daha mı çok işsizlik olacak ya da 2 milyon kişiyi biz ülkemize entegre etip, onlara iyi meslekler kazandırıp ya da başka ülkelerle işbirliği yapabilecek miyiz? Aslında hepsini bunları bu şekilde düşünüyorlar. O yüzden şimdi bütün bunları düşünürken kalkınma projeleri, kurumsal projeler, stratejiler, hedefler nasıl peki bunlarla ilgili ne yapmayı düşünüyoruz? Nasıl yapabiliriz? Benim aslında şu an bu kısa sürede vermeye çalıştığım şey bunları size ilk önce bir düşündürtmek. Çünkü bir yönetici olduğunuz zaman ki yönetici birçok arkadaşımız var burada. Stratejisini yaparken ben bunu nasıl uygularım mı? Bireye kadar düşünmek zorunda. Bir birey yeni bir işe girdiğinde bana bu işi verdiler ama ben 30 sayfalık rapor yazıyorum. Bu şirketin hedefi nedir? Projemin hedefi nedir? Vizyona nedir? Benim katkım ne? Aç bir web sitesi oku gibi. Hani sen web sitemize baktın mı diye ben hep sorarım mesela yeni giren bir arkadaşa. Sen bizim web sitedeki bütün her şeyi okudun mu? Türkiye'deki ya da bölgesel olaraktan, global olaraktan. O yüzden burada aslında anlatmaya çalıştığım olayın özeti bir takım üçgenler. Bunu da aynen PMI'nin bu yaptığı üçlü kısıta özenerekten yaptığım bir üçgen. Bu tamamen bir yaklaşımı yavaş yavaş modelleştirmeye çalışmak. Bu hep üçlü kısıt triple constraint diye bir şey vardır PMI'de. PMP imtihanına girenler ya da bu eğitim alanların çoğu da bilir zaten. Hepsi bilir hatta. En temel taşıdır olayın. İşte burada bütçe, kapsam, işte süreç, zaman, ortasına kalite atarız vesaire filan. Bununla ilgili birçok e, bilgi alanlarımız vardır. Şimdi ben de artık böyle bir takım stratejileri yaparken, burada bir stratejimiz var. Hedefimiz, vizyonumuz, yapmak istediklerimiz o birinci senede, üçüncü senede, beşinci ya da onuncu senede. Peki bir yandan da yürüyen bir sürü operasyon işimiz var. Herkes çok mevcut, herkes çok koşuyor. Bir yandan da projeler var projelerle bunu yapmak istiyorum. Aslında ben bir takım kendimi geliştirmek istiyorsam bazılarını hızlı projelerle, onların mini proje, quick proje, İngilizce hızlan, hızlandırılmış projeler vesaire deriz. Bazıları uzun dönemli proje Bazı kişiler iki sene süresi vardır ama bazı kişiler altı ayda bazı projeleri yapmak ister. Peki onları nasıl yapacaksınız? İşte bundan sonra yavaş yavaş böyle proje yönetim ofisleri oluşmaya başlar. Geçen gün bir bakanlıktayım. Müsteşarla konuşuyoruz işte projeler vesaire filan falan. Dedim e, bakalım bütün projelerden sorumlusunuz. E, Sadece Avrupa Birliği ile yürüttüğünüz şık, şu an için kaç tane proje var biliyor musunuz dedim? Ya da şu an bakanlığımızda yürüyen kaç tane proje var biliyor musunuz dedim? Bilmiyorum dedi. 3 ay sonra gittim, araştırıyordu. Gerçekten de araştırıyordu. Her, bilmiyorum dedi. Bilmiyorum. Projelerden sorumlu olarak. Peki ne yapacak? Aslında ne yapılmaya başladı? Bakın bu 15 senede 100 kat PMP sertifikasyonu kişi sayısı artmış. Bu bir e, burada yanlış bir kelime kullandım galiba. PMP sertifikasyonu değil, 20'den 2000'e ulaşan bir rakam var Bu 15 sene sonra da bence gerçekten hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Bu aslında bu işte felsefeyi, bilgiyi herkes paylaşmaya devam edecek. Buradaki aslında bu olaylar gittikçe ciddileşecek. Her kurum aslında kaç tane projem olduğunu, bunların birbiriyle nasıl entegre olduğunu, belirli standartlarda yapılıp yapılmadığını, bazı büyük projenin daha farklı bazı küçüklerin daha hızlı, bazılarının daha öncelikli, hedefli ve herkesle bunların bilgisinin paylaşıldığı bir ortama yavaş yavaş her kurum kendine ait özelleştirilmiş modeller ve yaklaşımlar oluşturup yapmaya başlayacak. Bunu yapalım derken bir şekilde zaten bu süreç işleyecek. Buraya bakarsanız da aslında bunlarda nelere dikkat edilecek? Bu modelleri ve yaklaşımları düşünürken aslında bunları oluştururken bahsettiğim gibi strateji, operasyon, portföy yönetimi... Hakikaten çok önemli. Program yöneticileri ve program yönetimleri, projeler, hepsi bunların çok önemli. Ortada hep insan var. Hiç insanı unutmamak lazım. İlk işe giren kişi de bizim için önemli. 50 yılını o kurma vermiş kişi de bizim için önemli. hedef yapan kişi de önemli. Süreçlerimiz, bilgi alanlarımız, araştırmamız, kriterlerimiz, platformlar, kültürler okuyamıyorsunuz diye okuyorum. Öncelikler, ihtiyaçlar, sorunlar, liderlerin olaya sahiplenmesi, takım çalışmaları, farklı farklı dillerden konuşan kişilerin entegre edilmesi, sürdürülebilir olması proje çıktılarımızın ve zamanla da işte bu proje yönetim olayı, proje yönetim ofisleri hakikaten kaliteli düzeye, belli seviyelere hedeflerle gittikçe daha da örtüşerekten bir araya gelecek. Diyerekten o zamanı hep beraber de yaşayacağız, hep beraber de birbirimize destek vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Efendim soru cevap. soru cevap soru cevap olursa alırım Twitter'dan da hashtag'i söyledim Cem nerede buralarda çok seviyor bu Twitter olaylarını ee, soru cevap olursa bana ya da size Diyana'yı da her zaman soru cevap sorusu olan var mı? Bu akşam basketbol maçımız da var o yüzden basketbol takım kaptanımız da burada o da başka bir proje. Kulüp kuruldu. Yeni bir proje o da. Buyurun. Acar ismim. Samsun'dan katılıyorum. Takip ettiğim kadarıyla da Türkiye'de birçok sizde kalkınma projelerini hem e, ihale sürecinde daha sonra teknik destek tarafında görev alıyorsunuz. DWVACI olarak insan kaynağına erişimde e, zorluk yaşıyor musunuz? Özellikle Ankara'nın biraz daha sağ tarafına gittiğimizde e, işte proje yönetimi vesaire gibi e, kaynakları geçin e, fabrikalarda çalışacak insan bulmaya zorlanırken siz bu taraflarda e, proje yönetecek veya sizin ...çalışmalarınıza destek olacak insan kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşıyor musunuz yoksa batı ile aynı mıdır diye yorumlarsınız, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, Yaşamak mümkün değil. Yani bu zaten fark ederseniz kalkınma projenin hedeflerinden birisi bölgesel kalkınma yani her bölgenin eşit düzeyde kalkınması. Amerika'daki bana ekonomi profesörüm şunu demişti, bir ülkenin gelişmişliğini o GDP vesaire o herkesin kazandığı para değil, bölgenin bölgelerin eşitsel gelişiminden anlayabilirsin demişti. Yani Türkiye'nin doğusuyla batısının, güneyiyle kuzeyinin eşit seviyede gelişmiş olması gerekiyor değil mi? Benim ilk New York'tan döndükten sonraki projem Şırnak'taydı. Şırnak, Siirt, oralarda böyle hatta Cizre, Cizre'de kaldığımız otel hatırlıyorum. Oradan Suriye'ye dümdüz giden bir yol vardır. Oralarda eğitimler veriyorduk ve proje yönetim eğitimleriydi. Yıl 2004'ün Nisan'ı ile Ağustos'u orası. Şimdi e, orada siz bakmayın aslında 10-15 senedir bazı şeyler hani o zaman 2000 yılında geldik de bu işler çok geride vesaire demiştik ya. Aslında bazı kalkınma projelerinin Türkiye'ye çok ciddi kapasite arttırmaya yönelik projeleri oldu. Bunlardan en temellerinden bir tanesi de Dünya Bankası ve Avrupa Birliği. Çok fazla projeler aslında Türkiye'de yapıyorlar. Çok ciddi fonlar ayırıyorlar. Ve şimdi aslında Türkiye'de yavaş yavaş ile TÜBİTAK'la vesaire kalkınma ajanslarıyla bu konulara da giriyor. Ve bu kalkınma ajansları batıda da var. Doğuda da, kuzeyde de, güneyde de. Biz şimdi Karadeniz'de de projeler yapıyoruz. Doğuda zaten birçok yaptık. Batıda da yapıyoruz şu an. O yüzden bu insan kaynağı çok güç. Tabii ki bazı sadece doğuda değil, bazı illerimize gittiğimizde hatta yine arkadaşımla bakıyordum. Uşak'ta kaç tane PMP sertifikalı var diye baktık. Bir. Muğla'da, ben şu an Muğla'ya taşındım. Oraya gidip geliyorum yani Ankara'ya. Muğla'da sıfır. Yani hani batısına gittiğimizde de bazen. PMP sertifikalı sıfır bir olan yerler var. Doğuya gittiğinizde belki bu tim bu kalkınma projelerinden dolayı daha fazla olayın bilincinde olmaya başlayan karakterler olmaya başladı. Geçen gün Sirt Vali ile görüşüyordum. Arkadaşlarla hep temastayız bir sürü. Valinin içinde böyle özel proje ofisi falan kuruldu. Bir sürü gelişim yönelik. Tabii ki bir sürü olaylar oluyor ve zor şartlarda çalışan arkadaşlarımız da var ama gittikçe bu artıyor. Eskiden çok daha zordu inanın. Eskiden çok daha zordu. Bizim tabii biraz da veri tabanımız zamanla çok gelişti. Bu tip projeleri çok fazla uygulamaya başlayınca Kişileri tanıyorsunuz, bir veri tabanı oluşturuyorsunuz, bunu yönetmeyi, bu da bir proje olarak ele almıştık, veri tabanı projeleri, onu geliştiriyorsunuz. O zaman daha rahat ulaşıyorsunuz ama her alanda, her şehirde, her sektörle ilgili uzmana erişemek çok kolay olmuyor. Ama kalkınma projelerinin hedeflerinden bir tanesi de, bölgelerde ve şehirlerde kapasite artırımı sağlayabilmek. Biz ilk buraya geldiğimizde dalı olarak hiçbir Avrupa Birliği'ne lider olaraktan giren Türk firması yoktu. Hep yabancılar böyle liderlik ederdi. Hep de bize de yabancılar geliyor. Kalkınma projesi, Almanya, İngiltere, İspanya falan onlar hem fonluyorlar hem de sonra paralarını alıyorlar gidiyorlar derdik. Biz ısrarla lider olmaya çalıştık. Israrla Türk böyle Dalı Türk ortaklığıyla kurulmuştu. Türk liderlerle bu işi yapacağız. Türklerle yapacağız. Şu an hala belki böyle şu an 200'e yakın çalışan Türk sayısı var şu an kalkınma projesinde. Sadece bizde yani. O yüzden gelişiyor. Yani yeterli seviyede Tabii ki değil ama gelişiyor. Ama güzel bir soru. Önemli. Bütün bu kavramlarla da ilgili bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı? O zaman bu güzel soruyla kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok kolay gelsin. İyi kahveler. Katılımcılar, değerli katılımcılar, bu tip büyük zirvelerimiz sadece yeni kaynaşan insanların network yapmasını birbiriyle tanışmasına olanak değil. Eski dostların da yoğunluktan bir araya gelemeyen eski dostların da bir araya gelmesine vesile oluyor. Levent Bey'le önceden tanışıyoruz. Kitabı da ben de uzun zamandır bekliyordu. Önce ağacınızı. Efendim. o en güzeli Sonra, bu. Proje yönetimi analitik yaklaşımlar kitabımızı. Sonra da ne zamandır bende bekleyen kitabınızı takdim ediyorum. Sıkırsın, Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağ sağlık. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Şöyle kitabı, senin kitabı öne koyarak da şöyle bir fotoğraf çektireyim. Tabii. En değerlisi bu. Şöyle bir... İlk yazarla ışın önünde mi olmadı? Tamamdır başka. <laughs> teşekkür ediyoruz. Şöyle, şöyle gel. Süper kitap. Herkese öneriyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. sağ sağlık.